Efendim merhabalar. ABB TV ekranlarından sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İnsana dair programımızda bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Gazi Üniversitesi, bugünkü adıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selahattin Togay. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Kıymetli seyirciler, hocamız iktisatçı ama ben çok yakından tanıyorum. Sosyolojik çözümlemeler yapan, felsefeyle meşgul olan, zaten iktisatçılar birçok konuda çalışan, background'u olan isimler. Ve bugün belki de en çok ihtiyacımız ekonomi açısından baktığımızda, sadece belki ekonomi politik diyebilirim, pek çok açıdan baktığımızda sizlerin ortaya koyduğu bakış açısı bana göre çok önem arz ediyor kıymetli hocam. Şimdi zaman zaman biz sizinle sohbetler yaparız. Birebir sohbetlerimizde çok konuştuğumuz bir konu var hocam. Ben de bunu ilahiyat boyutuyla zaman zaman hep köşe yazılarımda dile getirdim. Bir olması gereken var ama bir de olanlar var. Şimdi bunu iktisadi boyutuyla söylüyorum, bunu kültürel boyutuyla söylüyorum. Hatta bunu ahlaki, felsefi, dini boyutuyla da değerlendiriyorum. Olması gereken ile olan arasındaki makas o kadar açıldı ki biz çoğu zaman olması gerekeni konuşmamız lazımken olanı konuşuyoruz. Olan üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Hatta sanki olan çok doğalmış gibi, çok meşruymuş gibi değerlendirmelerde bulunuyoruz. Aslında bu bir garabet tabiri caizse hocam. Evet. Neler söylemek isteyeceksiniz? Yani şöyle, tabii çok derin bir yerden başladınız. Çok teşekkür ediyorum. Olan bugünü anlatıyor. Yani olan esas itibariyle tırnak içinde birçok memnuniyetsizliklerimize işaret ediyor. Olması gereken de insanı belki bütün canlılardan ayıran o hayal etme, zihinsel olarak bir gelecek inşa etme virüsünün bir sonucu olarak tanımladığımız bir şey haline geliyor. Ve ister bireysel düzeyde ister toplumsal düzeyde bütün derdimiz ne? Olanla olması gereken arasındaki boşluğu dolduruşuz. Peki ama olanı bir tarif etmemiz lazım. Nasıl tarif edeceğiz? Bilgi kaynakları burada çok önem kazanıyor. Yani iktisada giderseniz hemen aklınıza TÜİK gelir mesela. Yani olanı iyi tarif etmek. Ondan sonra olması gereken için de tabii tarih tamam, tecrübe tamam ama bunlar yetmez. Mutlaka felsefe, mutlaka ahlak, o olması gerekeni inşa etmek ve bütün bunları yaparken de demin aslında başka biçimde işaret ettiniz. Olanı olması gerekene feda etmemek ama olması gerekeni de olana feda etmemek. Çok güzel. Yani bir taraftan bugünü yaşamayı becerirken bir yandan geleceğin inşası için kaynak tahsis edebilmek, bu boşluğu doldurmak ve bu boşluğu nasıl dolduracağız sorusu da zaten en önemli soru. Bugün bu boşluğu nasıl dolduracağız sorusu çok, ben en azından şu televizyon tartışmalarını dikkate alarak söyleyeyim hocam. İşte en son Narin'le ilgili ciddi bir problem yaşıyoruz. Televizyonlara baktığımızda hemen hemen hep niye öldürüldü, neden öldürüldü? Daha belki en son konuşulması gereken konular konuşuluyor. Onun altını neyle dolduracağız? Neden oldu? Toplumdaki bu çürüme neden bu noktaya geldi? Sorularını ben çok da konuşulduğunu görmüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Evet, yani çok aslında siz Twitter'da da paylaşmıştınız. Yani tabii çok üzücü bir olay. Hakikaten hepimizi derinden yaraladı ve hepimizi derinden bir sorgulamaya yöneltti. Bir tarafta bir cinayete ortak olmuş diyelim bir insan. Ne diyor? Gittim eve ibadetini yaptım. Ondan sonra da diyor aramalara katıldım. Aramalara katıldım. Yani paramparça, karma karışık bir şey. Yani yanlış var,
yanlışın üzerine yapılan sözüm ona bir doğru var, yani ibadet var. Ve daha sonra da yani bu hak bir paradoks gibi geliyor bana. Bu paradoksu niye çözemiyoruz, niye yani, çözümleyemiyoruz? O tabii toplumsal yapılarla çok ilgili bir şey ama çok daha genel olarak bakarsanız olanla olması gereken arasındaki boşluğu nasıl dolduracağız? Politikalar üreterek dolduracağız. Hı. Yani toplum hayatının her alanında, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, dini anlamda, hangi alan aklınıza gelirse gelsin, politikalar üreterek bunu dolduracağız. Bir de demokratik bir ortamda dolduracağız. Kim üretecek bu politikaları olsa? Siyaset üretecek. Siyaset üretecek. Siyaset üretecek. Peki yani, neden bir burada bir sıkışmışlık var? Tabii bir... şöyle, siyaset üretecek. İsterseniz şöyle söyleyelim, burada siyasetten bir beklentimiz var. Evet. O beklentimiz de bir, toplumu yönetecek kuralları ortaya koyacak. Siyasetin en önemli meselesi. İki, o kuralları muhafaza edecek. Yani uygulanabilir halde tutacak, hukukun üstünlüğü. Parantezinde orayı düşünebilirsiniz. Üç, aynı zamanda muhafaza ettiği kuralları da zamanın ihtiyaçlarına göre ne yapacak? Değiştirmeyi becerebilecek. Yani dolayısıyla siyasetin toplumun gerçekten önünde gitmesi gerekiyor. Bu kurallar manzumesini oluşturacak. Peki çok basit bir şekilde hayatın her alanında kuralı niye önemseriz? Çünkü insan için en büyük maliyet sürekli karar alma. Çok maliyetli bir iştir. Yani şimdi düşünsenize trafik ışıkları olmasa, değil mi? Her seferinde, her köşe başına geldiğimizde, her dönemece geldiğimizde bir sürü yeni kararlar almak zorunda kalırız. Ama orada kırmızıyı görüyorsunuz, diyorsunuz ki dur. Dolayısıyla kural toplumda işlem maliyetini azaltır. Anlaşmamızı ortak bir dilde, ortak bir zeminde konuşmamızı ne yapar? Kolaylaştırır. Fakat sizin sorunuz şuna da işaret ediyor. Siyaset toplumu yönetecek kuralları ortaya koyarken kendisini dönüştürecek kuralları da ortaya koyması gerek. Çok güzel. Burası yani nasıl? Çünkü siyaset bütün bunları yaparken ne yapacak? Kapsayıcı kurumlar yaratacak. Yani benim en basit haliyle anladığımı söyleyeyim. Sokaktaki ortalama bir vatandaş iktisadi hayata, sosyal hayata daha fazla katılmak, farklılıklarını daha fazla ortaya koymak için kapılar açık olacak. Kapsayıcı kurum dediğimiz zaman ister ekonomik kurumları düşünün, ister siyaset kurumunu düşünün, farklılıklarımızla var olmaya çalışacağız. Başka türlü söylersek, yani birbirimize benzemenin yaratacak sır döngülerden ne yapmamız lazım? Giderek kurtulmamız lazım. Kendi hayallerimizin peşinde koşabilmemiz lazım. Şimdi hocam, politika üretme siyasetçinin işi. Şöyle bir sorun görüyorum ben biraz toplumun içinde bulunan birisi olarak, sahaya inmiş birisi olarak da. Sanki siyasetle toplum arasında bir kopukluk söz konusu. Peki bunu neye yoruyorsunuz? Şimdi şuna yoruyorum, yani biraz daha farklı bir taraftan bakarsanız, bir tarafta politik toplum var, bir tarafta sivil toplum var. Şimdi o politik toplumun, yani politik toplum deyince belki şöyle tanımlayabilirsiniz, devletin işte yasama, yargı, asker, ordu, nasıl düşünebilirsiniz, zorlayıcı tarafı diyebilirsiniz, öbür tarafta sivil toplum. Şimdi bunun ilişkisinin belli bir dengede olması lazım. Çok basit haliyle politik toplumun sivil toplumu ne yapmaması lazım? Boğmaması lazım. Ama sivil toplumun da oluşabilmesi lazım. Yani sivil toplum, kapalı yapılarda sivil toplum oluşabilir mi? Oluşamaz. Bugün bizde sivil toplum var mıdır? O da tartışmalı. Yani Narin örneği, tekrar rahmet diliyorum. Narin örneği bunun enteresan bir başka türlü görüntüsüdür. Ne kadar kapalıysanız o kadar sivil toplum yaratamazsınız. Sizin sorunuza şöyle geleceğim. Sivil toplumun
olmazsa olmazına hiç kuşkusuz üretim ve ticaret. Yani üretimle katma değer yaratmayla iç içe olmayan bir toplum yapısı siyasetle bağ kuramıyor. Daha doğrusu siyasetle bağı nasıl oluyor biliyor musunuz? İmtiyaz arayışı oluyor. Tamam. Ayrıcalık arayışı oluyor. Çünkü devletle öyle bağlantı kuruyor. Devletle olan ilişkisi hak ve sorumluluklar üzerine olmuyor. İmtiyaz arayışı üzerine oluyor. Onun için siyasetle devleti yöneten en önemli aygıt olduğu için kurulan ilişki böyle oluyor. Hak ve sorumluluk deyince hiç kuşkusuz en önemli parçası ne? Üretim, ticaret ve bu bağlamda vergi ödeme, yani vatandaşlık meselesi orada tabii oluşuyor. Ondan sonra sivil toplumla devlet arasında böyle tadında bir denge oluşuyor. Çünkü bilmiyorum yani böyle genişletmek ne kadar doğru olur ama pandemi bize şunu gösterdi. Ulusal devletlerin ne kadar önemli olduğu efendim. Değil mi? Evet. Yani bir basit maskeyi vermedi ülkeler birbirlerine biliyorsunuz. Şimdi yarın bir gün başka pandemilerle de karşılaşabilir miyiz? Evet, karşılaşabiliriz. Yani devlet ekonomide her zaman en önemli aktör olarak belki bundan sonra biraz tahminlerimle de konuşarak ya da izlenimlerimle de konuşarak, yani savaşlara giden dünyada devlet giderek önemli olacak. Yani devlet ne demek? O biraz önceki tanımı çerçevesinde politik toplum giderek önemli olacak. İşte orada sivil topluma nefes aldıracak. Bana göre bunun olmazsa olmazı ticarettir. Yani liberal iktisatçıları da hep böyle düşünmek ve anlamak lazım. Ticaretin ve üretimin olduğu yerde, insanların toplum hayatına katma değer yaratarak katıldığı yerde bireyin devlete, devletin bireye bakışı hak ve sorumluluklar etrafında şekillenir. Belki biraz böyle düşünüyorum. Peki hocam, geri kalmışlıkla daha işte ekonomik yönden ilerlemiş, hatta belki ekonomiyle insani ilişkiler arasında da bir paralellik var bana göre. Bu da etkili oluyor mu? Yani mesela biraz önce dediğim gibi bizde ne kadar sivil toplum kuruluşları var ki, biraz dünyayı da gezen birisi olarak bu soruyu sorayım. Çünkü bizde daha çok bir siyasi angajman sivil toplum kuruluşlarda egemendir. Ve burada halktan ziyade o duruşları, talepleri belirler. Burada belki bizim halkla siyaset arasındaki o kopuşu değerlendirirken burayı iyi irdelemek gerektiğini düşünüyor musunuz? Ben burada bir sıkıntının olduğunu söyleyebilirim. Bir iktisatçı değilim ama iktisatçıdan bunu duymak isterim. Estağfurullah. Şöyle, sizin söylediğiniz noktayı ben şu nedenle önemli görürüm. Sivil toplum kaynak olarak nereden besleniyor? Çok güzel. Eğer üretim ve ticaretten besleniyorsa, yani üretenlerin, ticaret yapanların, yani ekonomiyi yaşayanların kaynak tahsisi çerçevesinde sivil toplum şekilleniyorsa, o sivil toplum her zaman siyasetle arasına bir mesafe koyarak kendi taleplerini, yani siyasetin taleplerini topluma taşımak değil, toplumun taleplerini siyasete taşıma görevini her zaman ne yapacaktır? İyi bir şekilde yerine getirecektir. Belki bundan dolayı biz en küçük bir mesela konuda bile anlaşamıyoruz. Tabii. Başka karpuz gibi hemen hemen her konuda toplumun ikiye yarıldığını görüyoruz. Yani bu tabii bu yarılmaların birçok sebebi var. Çünkü bir kere temel değerleriniz konusunda mutabakata varmak. Yani işte biraz önce dedik ya, olması gerekeni tarif ederken. Şimdi mesela Türkiye'yi tarihsel olarak bakın, tarihsel olarak kendine çizdiği yöne bakın. Değil mi? Burada bir yön var. Şimdi temel olarak bu noktalarda mutabakata varamayınca, bir de tabii imparatorluk geleneğinin, yani imparatorluk geleneği demeyeyim, imparatorluk geçmişinin getirdiği o çeşitlilikte çözülemeyen meseleler. Değil mi?
Yani evet. Türkiye mesela, en çok tartışılan konulardan biri. Türkiye şunu yaşadı. Yani bir köprü yaptığınızda bu tartışma nereye gitti hocam? İsmi itibariyle. Evet. İşte 300 yıl önceye gitti ve bütün referansları böyle çözülemeyecek noktalara getirmemek lazım. Şunu söyleyeyim, siyaset değiştirilebilir şeyler üzerinden yapılır. Değil mi? Çok. Yani şimdi dil değiştirilebilir bir şey değil. Tırnak içinde söylüyorum. Tabii. Bu anlamda siyaset bunun üzerinden yapmaya kalkarsanız yarılma kolaylaşır. Hı. Çünkü değiştirilebilir bir şey değil. Ya da bir takım tarihsel referans noktaları itibariyle yaparsanız değiştirilebilir bir şey değil. Dolayısıyla siyasetin daha değiştirilebilir alana gelmesi lazım. Onun için de devletin ekonomideki payının, müdahalesinin azalması lazım. Bakın, bir yerden bir yere atlıyormuşum gibi görünüyor ama bugün Türkiye'de devletin ekonomi üzerindeki dominasyonu çok yüksek. Dolayısıyla siyaset çok ciddi bir kaynağı da yönetmek anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışmaya götüreyim sizi. Türkiye'de tüketici enflasyonunun yaklaşık %30'unu devletin fiyatlama davranışları belirliyor. %30. Evet. Çok ciddi bir, çok ciddi bir rakam bu. Dolayısıyla belki orada hani devlet olanla olması gereken arasındaki boşluğu doldurmada aktörlerden bir tanesi temel kurum siyaset dedik ya, siyaset devleti orada şekillendirecek. Peki burada devlet ne yapacak? Doğru teşvikler yaratacak. Devletin işi bu. Yani bugün tartışmayı bu eksende görmek lazım. Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Hepimiz fayda maliyet dengesini her gün yeniden kuruyoruz, değil mi? Yani şöyle düşünün, yolda otomobilde gidiyorsunuz, baktınız bir buzlanma var, frene basıyorsunuz. Neden? Çünkü hızlı gitmenin maliyeti faydasından daha büyük. Burada bir fayda maliyet analizi. Yani buzlanma sizin için negatif bir teşvik yaratıyor. Diyor ki hafifçe frene bas ama daha önemlisi vitesi küçült, bir sükunetle oradan geçmeye çalış. Şimdi devletin temel rolü ne olacak? Doğru teşvikler yaratmak. Doğru teşvikler. Bu teşvik olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani buraya park etmenin cezası 100 liradır dediğinizde bu olumsuz bir teşvik. Ya da işte şu sınavı geçene burs veririm, olumlu bir teşvik. Dolayısıyla devletin iktisadi hayattaki rolüne böyle bakmak lazım. Bu açıyı kapatmada en önemli nokta. Şimdi bana derseniz ki makro anlamda bu devletin yarattığı teşvik, doğru teşvik yaratma meselesi nerede görünüyor? Hiç kuşkusuz ki sektörel tercihlerinizde görünüyor. Çünkü Ayşe Hocam şunu soralım. Olanla olması gereken arasındaki boşluğu verimliliğinizi arttırmadan kapatabilir misiniz? Hayır. Kapatamaz. Bu verimliliği biraz açalım hocam. Tabii. Yani sadece iktisadi açıdan değil, değil mi bu verimlilik? Tabii. Bunu kültürel boyutuyla da değerlendirebiliriz. Bilemiyorum yani hangi alanlara tekabül eder. Bunu biraz açalım. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Verimliliği şöyle düşünelim. Yelpazeyi geniş tutalım, tespitinizi dikkate alarak söylüyorum. Hocam, hayatımızı kolaylaştıran her şey verimlilik. Ha. Verimlilik. Yani bugün iktisadi anlamda bakarsanız, çok basit anlamıyla söylüyorum, aynı miktarda işçi kullanarak, fırnak olsun diye söyleyeyim, daha fazla üretim yapıyorsunuz. Verimlilik. Şimdi olanla olması gereken arasındaki boşluğu kapatırken, hele ki üniversitede farklı zamanlarda, farklı şekillerde tartışırken, yani gelişmiş ülkelerle aramızdaki boşluğu nasıl kapatırız? Mesela en temel sorulardan biri yani, belki. Bu olanla olması gereken arasındaki evet. boşluğu nasıl kapatırız? İşte orta gelir tuzağından nasıl çıkarız? Değil mi? Yani orta gelir tuzağı dediğimiz şey en nihayetinde ne hocam? Teknoloji tuzağı.
Yani teknolojik yetersizlikleriniz, yani verimliliğinizi arttıramıyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün, 2000 dolar, 3000 dolar gelir düzeyindeyken iş gücü miktarınızı arttırarak, sermaye miktarınızı arttırarak belli bir yere kadar geliyorsunuz. İşte o orta gelir tuzağı. Bugün durduğumuz yer. İşte 10 bin, 11 bin, 12 bin dolar kişi başı. Ondan sonra debelenmeye başlıyorsunuz. Çünkü artık burada iş gücü miktarını arttırarak üretim arttıramıyorsunuz. Sermaye arttırarak arttıramıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Verimlilik. Bugün yani, artık yapay zekadan bahseder noktaya geldik. Ankara Büyükşehir Belediye'miz yapay zeka ile ilgili de kursları açacakmış. Evet. Çok hoşunuza gitti sizin de. Yani o verimliliği Batı burada teknolojiyle mi aşıyor? Yani o şeyi peki nasıl açıklayacaksınız? Şöyle açıklayacağım. Bir yere geliniyor, tıkanılıyor dediniz. Evet, teknolojiyle açıklayacağım ama sorunuzun paralelinde gideyim. Teknolojiye sahip olmak sizi verimli hale getirmiyor. Bir basit örnek vereyim. Şimdi buraya en son model bilgisayarı koyun. Eğer o bilgisayar benim iş yapma biçimimi, düşünme biçimimi, hayata bakış biçimimi, hayatı planlayış biçimimi değiştirmiyorsa... O sadece bilgisayar olarak kalır. Verimliliğimi arttırır mı? Arttırır. Örneğin hepimizin şimdi... Cep telefonu var. Herhalde başka bir şey diyemediğimiz için telefon diyoruz, değil mi? Evet. Hani yaptığı en az iş telefon olmak. Ama bir sürü özelliği var. Mesela kaçımız telefondaki kişisel takvimi kullanıyoruz, değil mi? Planlamalarda vesaire de mutlaka kullanıyoruz. Hiç kullanmıyoruz anlamında söylemiyorum da. Şimdi bunu kullanmıyorsanız işte o telefon sizin iş yapma biçiminizi ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Düşünme biçiminizi de değiştirmiyor. Çok güzel. Güzel bir aslında örnek oldu. Yani iş yapma biçiminizi de değiştiriyor. Dolayısıyla teknolojiyi almak, evet, Türkiye teknoloji transferi konusunda esas itibariyle belli bir kapasiteye doğru da yürüyor. Ama iş yapma biçiminizi değiştiriyor. Bunu değiştirdiğiniz anda o zaman şiddetli bir verimlilik patlamasıyla, yani çok basit halde söyleyeyim, bugün hızlı okuma, değil mi? Yani bir saatte 100 sayfa okuyan var. Bir anda bir verimlilik sıçraması. Dolayısıyla toplumun her alanında verimliliği arttırmaya ihtiyacımız var. Bu olanla olması gereken arasındaki boşluğu kapatmak açısından. Ama iktisadi açıdan derseniz ki Türkiye verimliliğini arttırabiliyor mu, arttıramıyor? Arttıramıyor. Yani şöyle bir tarihsel olarak bakın. Nereden itibaren bakın. En son Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı bir çalışmaya baktım ben. 98'den bugüne kadar bakın. Şöyle 2002 öncesinde kriz var. Orada verimliliğin büyümeye katkısı negatif. 2002-2007 dönemi Türkiye'de verimliliğin büyümeye katkısının en büyük olduğu dönem. %4 civarında var. Ondan sonra küresel kriz dönemi verimliliğin katkısı negatif. Küresel krizden sonra, yani 2008'den sonra bakıyorsunuz, verimliliğin üretime katkısı pozitif ama çok düşük. 1.3. Yani verimliliğimizi arttıramıyoruz hocam. Şimdi burada tabii kocaman bir soru var. Neden? Neden? Değil mi? Bugün ister işçiye sorun, ister işverene sorun, üreticiye sorun, tüketiciye sorun, ev hanımına sorun. Kime sorarsanız sorun, verimliliği arttırma konusunda bir mutabakatımız var mı? Var. Ama arttıramıyoruz. Arttıramıyoruz. Şimdi bu neden sorusuna çok farklı yerlerden bakabilirsiniz. Benim bakmaya çalıştığım yerlerden bir tanesi de sektörel tercihler. Yani makroekonomik anlamda kaynaklarınızı nasıl tahsis ettiniz? Yani bu makroekonomik anlamda kaynaklarınızı nasıl tahsis ettiğiniz defa nereye geliyor? İşte bir tarafta imalat sanayi var, bir tarafta hizmetler var, bir tarafta inşaat var. Kabaca böyle düşünün. Şimdi nereye tahsis ettiniz? Bir tarafta tarım var. Tarıma tahsis edilen kaynaklar giderek azaldı Türkiye. Geldiği noktada belli. Evet. İmalat sanayine kaynak tahsisini azaltıyorsunuz. Neresi artıyor? Hizmetler ve inşaat.
Peki bunu nerede görüyoruz? Bu sektörlerin gölge fiyatlarına baktığınızda çok ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bir kere daha soralım. Yani bu sektörlerin verimliliği düşük olduğu halde bu sektörleri niye tercih ediyoruz? Bu da bir belki soru. Temel bir soru evet, da bu. Bu da bir soru. Evet. Çünkü bu iki tane belki birbiriyle ilgili cevabı var. İstihdam yaratma kapasitesi yüksek. Öbür taraftan da uluslararası rekabete tabi olan sektörler değil. Orada bir oynamanı yaratabilir. Hiçbir ülkenin inşaatla yükseldiğini, gelirlerini arttırdığını söylemek mümkün değil. Hayır, herhalde. Olmaz zaten. Evet, yani evet. İnşaat sektörü yapısı gereği şöyle düşünün, iktisadi anlamıyla konuşayım. Geri bağlantısı yüksek bir sektördür. Ekonomiye çok talep yaratır. Ama ekonominin teknolojik gelişmesine, verimliliğinin artmasına katkıda bulunabilecek bir sektör değildir. Böyledir. Dolayısıyla burada ne var? Sektörel tercihleriniz var. Evet. O zaman şimdi belki bu en başa dönmeme izin verirsiniz. Estağfurullah hocam. Yani olanla olması gereken arasındaki boşluğu doldururken bundan sonra bakacağımız temel yer neresi? Bu verimlilik artışı. Evet. Peki bu verimliliği artırmak için belki daha somut örnekler verebilir misiniz hocam? Yani buradan bizi devletin önemli isimleri de inşallah izliyor olsun. Ve burada ne önerirsiniz bir iktisatçı olarak? Yani hiç kuşkusuz araştırma geliştirme, hiç kuşkusuz inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi. Ama sorunuz o kadar güzel bir soru ki bu sefer de başka bir şey geliyor karşınıza. Nasıl destekleyeceğiz? Türkiye'de biz bugüne kadar bu destekleri nasıl yaptık hocam? Daha çok küçük olanı desteklemek. Halbuki performansı yüksek olanı desteklememiz lazım. Yani küçük olanı yüksek şey yapınca destekleyince... Performansı derken burada kastınız? Yani yarattığı katma değer. Katma değer. Evet. Yani küçük olanı desteklediğinizde belki birçok insanı mecburen girişimci haline getiriyorsun. Mecbur kalıyor. Bakıyor orada da bir teşvik var. Ben de yararlanayım bu teşvikten diyor. Halbuki performansı ne yapmamız lazım? Çünkü... Katma değeri yüksek olanı yenilikle bağlantısı daha yüksek olur. Yani en önemli meselelerimizden bir tanesi bu. Ama bu statik bir şey değil. Bu yani buna statik bir şey olarak da bakmamak lazım. Dinamik olarak bakmak lazım. Amerika'da en son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Büyük şirketler Ar-Ge harcamalarını arttırdıkları halde verimlilikleri artmıyor. Niye diye soruyorlar. Yani niye? Şunu görüyorlar biliyor musunuz? Şirket büyüdükçe siyasetçi işe alma eğilimi, oraya yatırım yapma eğiliminin arttığını tespit ediyor. Çok enteresan. Evet, yani bu dinamik olarak da hani ben teşvik ettim, mutlaka sonuç alırım değil. Belki teşvik etmek işin çok başı. O süreçleri dikkatli bir şekilde ne yapmak lazım? Takip etmek lazım. Bu da tabii esas olarak Çin meselesi. Yine mali, politika yapacağız. Maliye politikası. Politika dediğinizde, siyaset dediğinizde onun somutlaştığı yer neresi? Maliye, maliye politikacılar. Evet. Şimdi hocam biraz da bu iktisat ahlak ilişkisine de girelim. Evet. Aslında yıllardır ben siyaset ahlak ilişkisi üzerinde de biraz kalem oynatan birisi olarak şunu çok net görebiliyorum ki orada ne kadar o makas açılırsa o kadar dezenformasyon ortaya çıkıyor, o kadar toplumda çürümüşlük ortaya çıkıyor. Doğru. Çünkü biraz yumurta tavuk meselesi orada da öne çıkıyor. Yani toplumun ve siyasetin nasıl birbirini beslediğini veya nasıl birbirinden neşet ettiğini görüyoruz. Biraz ahlak iktisat ilişkisi de böyle diye düşünüyorum. Ne diyeceksiniz? Yani şunu söyleyeceğim. Ahlak tabii iktisadın çok merkezinde yer alan bir şey. Onu yaratan da piyasa.
Piyasanın yarattığı ahlakı bir ekonomide birçok şey yaratamaz. Çünkü buradaki mantığımız çok basit bir şekilde şudur. Piyasa fiyatları yönüyle kaynakları tahsis ederken siz istemeseniz de iyi çalışan bir piyasa sizi iyi işler yapmaya yöneltir. Yani şöyle düşünün. Şimdi şuradaki fırını düşünün. Buradaki fırın sahibinin şöyle mi kendisi mesela sabah kalktığında şöyle mi konuşuyor kendisiyle? Ya bugün öyle bir ekmek üreteyim ki Selahattin Hoca geldiğinde mutlu olsun. Öyle mi davranıyor? Hayır. Hayır. Nasıl davranıyor? Öyle bir ekmek üreteyim ki en fazla kere elde. Ne kadar kazanır? Yani o iyi ekmek o piyasanın yarattığı kar güdüsünün doğal bir nesi olarak ortaya çıkıyor. Sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ister istemez piyasa kendi ahlakını bu şekilde yaratır. Fakat piyasa kurumlar olmadan da ne yapmaz? Ne yapamaz? İşleyemez. Yani serbest piyasa dediğiniz şey aslında kurumların çevrelediği bir düzen olarak ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Yani bir takım kuralların yaşaması anlamında. Devletin ekonomiye müdahalesini biraz önce konuşurken doğru teşvikler yaratmak dedik ya. Evet. Şimdi bana deseniz ki ya bir ekonomideki en önemli teşvik nedir? Fiyat. Fiyat. Eğer şunun ama fiyat derken de maalesef son dönemde şöyle bir anlayış oldu Türkiye'de. Sanki fiyat böyle kontrol edilmesi gereken bir şey. İşte kiralar, işte kontrol edelim. İşte ne bileyim domatesin fiyatı yapabiliyorsak, yani bunları sadece örnek olarak. Böyle kontrol edilmesi gereken, hizaya çekilmesi gereken şeyler olarak algılanıyor. Yani fiyat son dönemde Türkiye'de şöyle bir şey olarak görülmüyor maalesef. Sinyal veren bir şey olarak görülmüyor. Ya bir rahatsızlığın sinyalini veriyor. Bu sinyale çok değerlidir demek yerine gıda niye bu sinyal veriyor? Dediğinizde işte orada ne yapamıyorsunuz? Piyasayı anlayamıyorsunuz. Bakın. Anlayamayınca da politika üretemiyorsunuz. Üretemiyorsunuz. Bir de ahlak meselesine geleceğim. Belki gelmek için 3 tane enflasyon rakamı vermem lazım size. En son rakam finansal piyasaların enflasyon beklentisi 32. Firmaların enflasyon beklentisi 51. Hane halkının enflasyon beklentisi 72 yani. Yani aradaki evet. Şimdi insanlar bu fiyat yani şöyle söyleyebilir misiniz? Ya hane halkları ve firmalar enflasyon beklentilerini yanlış oluşturuyor diyebilir misin? Diyemezsiniz. Evet. Şimdi bu kadar farklı bir yelpazenin oluşmasının arkasında ne var? Enflasyonun belirsizliği şiddetli artmış. Döviz kurunun belirsizliği şiddetli artmış. Fiyatlama davranışları bozulmuş. Böyle bir ortamda ahlaklı konuşabilir misiniz? Böyle bir ortamda piyasa ahlakı yaratır tartışmasına girebilir misiniz? Diyemezsiniz. Dolayısıyla yani piyasa ahlak meselesinde olmazsa olmaz fiyat istikrarı. Bir kere fiyat istikrarı oluşacak. Yani şöyle düşünün. Gelişmiş ülke örneklerinden hareketle söyleyeyim. Şöyle bir 10 sene geriye baktığınızda 3-5 arası bir enflasyon görüyorsanız evet fiyat istikrarı var demektir. Var diyebilirsiniz. Dolayısıyla olmazsa olmazları çok iyi anlamamız lazım. Belki yine başa döneyim. Olanla olması gereken arasındaki boşluğu doldururken bir tarafta maliye politikası devlet, bir tarafta Merkez Bankası yani para politikası değil mi? Çünkü şöyle belki söyleyebiliriz. İnsanın diğer canlılardan en büyük farkı ne hocam? Bir sürü farkı var. Bir tanesi de ölçü birimi yaratmış. En büyük ölçü birimimiz ne? Para. Şimdi bunu bozduğunuzda ekonomide bütün fiyat sistemi ne yapıyor?
bozulmuş oluyor. Kilitli oluyor. Evet. Dolayısıyla artık o ahlak dediğiniz şey piyasanın oluşturabileceği ahlak dediğiniz şey erozyon oluyor. Ha burada şunu da söyleyeyim. Yani maalesef son dönemde Türkiye'de bir de şöyle bir anlayış gelişiyor. Devlet bütün sorunlarımızı çözer. Yani burada bu problem mi var? Devlet müdahale etsin çözsün. Burada bu problem mi var? Devlet müdahale etsin çözsün. Şimdi burada şöyle belki bir problemli bir bakış açımız var. Sanki devletin bütün devletin kaynakları son sürbesiniz. Hayır değil. Devletin kaynağı bizim verdiğimiz gelir kadar. Yani toplumsal düzeyde, bakın bireysel düzeyde bedava diye bir şey olur. Ama toplumsal düzeyde bedava diye bir şey olmaz. Onun bedelini hep birlikte öderiz. Burada belki devletin geliri bizden giden işte vergiler şunlar bunlar. Ama orada da olması gereken ile olan arasındaki yelpaze o kadar geniş ki tabii. Toplum burada ister istemez kızgın tabii. Ve kırgın. Yani belki işte ahlak dediğimiz şey, ekonomi ve ahlak arasındaki ilişki belki toplumun içinde bulunduğu tüm sorunları kapsayan bir boyuta taşınıyor diye düşünüyorum hocam. Hem öyle yani hem neden olarak bakabilirsiniz hem sonuç olarak bakabilirsiniz. Yani çok isabetli işaret ediyorsunuz. Hani devletin ekonomideki rolü derken bir tarafı da ne? O vergi bizden toplanan vergiler. Yerli yerinde. Tabii yerli yerinde doğru bir şekilde harcandığından emin olabilmek. Evet. İşte enflasyonist ortamlar bütün bunları çok farklı biçimlerde bozuyor. Ama şu çerçeveyi oluştururken ne dedik? Burayı kurala göre dizayn edersiniz. Olması gereken de. Yani bu boşluğu kurallarla doldurmaya çalışırsanız toplumda anlaşmanın, konuşmanın işlem maliyetini de ne yaparsınız? Şiddetli bir şekilde azaltırsınız. Çünkü şöyle düşünün, enflasyonist ortamda firmalar fiyat yapıcı gücünü kullanıyor. Değil mi? Peki ücretli fiyat yapıcı gücünü kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Ve dolayısıyla toplumsal huzur da ne yapmaya başlıyor? Bozuldu. Sıkıntıya girmeye evet. başlıyor. Nitekim bozuldu işte. Ha, bozuluyor. Evet. Yani orada meselenin maliye politikası bağlantısı da var. Yani ücretlerin verdiği vergiler meselesi de var. Geçen gün şeker sendikası ücret enflasyon vergi ile ilgili bir sempozyum yaptı. Orada da ben bir sunuş yaptım 5 Eylül'de. Yani ücretlerin vergi dilimine giriş meselesi başlı başına bir mesele. Dolayısıyla hani devletin dediniz ya devletin ekonomiye müdahale ediş biçimi doğrudan doğruya Türkiye'de farklı şekillerde kaynak tahsisini son derece şekillendiriyor. Bakın iki tane şeyi yan yana koyacağım. Bir yandan Maliye Bakanı Sayın Şimşek ne dedi? Vergi gelirlerinin 1/4 istisna ve muafiyete gidiyor dedi. Ne demek bu? 100 lira vergi toplayabilirken 25'ini toplamıyor. Toplayamıyor. İstisnalar. %25. Evet. Bir tarafımız böyle, bir tarafımızda da ne var? Ücretli üzerindeki vergi yükü gittikçe artıyor. Çünkü evet. Şeyi ilk vergi dilimini çok şey tuttuğunuzda, geniş tuttuğunuzda bir anda şu anda 110 bin lira herhalde değil mi? Bir anda işte Şubat, Mart ayından itibaren bir takım insanlar hızlı bir şekilde vergi dilimine ne yapabiliyor? Girebiliyor. Dolayısıyla ben şöyle düşünmeye çalışıyorum. Hiçbir fiyat tek başına oluşmuyor. Şimdi. Hiçbir sorun da tek başına oluşmuyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Nasıl ki hiçbir doğru tek başına değil, hiçbir yanlış da tek başına. Tek başına değil. Dolayısıyla çok belki bu boşlukları doldurmada çok farklı
bütünsel parametreler var. Bütünsel yaklaşımlara da ihtiyaç var. Peki bu olanla olması gerekenin o hani mesafesinin temelinde değerler yatıyor mu hocam? Yatıyor. Koşulsuz. Esas ana problem diyebilir yani miyiz? Yani şöyle nasıl yatıyor? Çünkü olması gerekeni ahlak ve felsefe olmadan olması gerekeni tanımlayamazsınız. Tanımlayamazsınız. Mümkün değil. Yani sadece tarih ve tecrübeye bakarak hani sizin tabii çok alanınız ben çok fazla da şey yapmak istemem ama mesela Machiavelli de ne yapıyor? Sadece tarihe ve tecrübeye bakıyor. Evet. Şeye önerirken değil mi? Prens'e önerilerini referansla tarih tecrübe. Felsefe yok orada. Yok orada. Yani. Felsefe demek ahlak demek aslında. Ahlak demek. Tabii. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani olması gerekeni tanımlarken ben o değerler meselesi hiç kuşkusuz. Yani onlar çünkü bizi zaten bir arada tutuyor. Yani bir arada tutuyor derken şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi farklı toplum kesimlerinin ortak bir dil yaratmasında o değerler olmazsa olmaz. O değerler bir yönünü şöyle tarif edebilir miyim Ayşe Hocam? Fren sistemleri değil mi? Çok kim güzel. Nerede çok güzel. Nasıl duracak? Çok güzel. Ya da kim nerede hangi hızla gidecek? Fren sistemleri. Evet. Dolayısıyla kim ne kadar alacak veya tabii, ne kadar alması gerekir? Kim almaması gerekir evet. Gibi. Evet. Evet. Yani ondan sonra tabii bunun yanı o değerler sistemi ister istemez sizi nereye doğru götürüyor? Şeffaflık. Peki şeffaflığın olmazsa olmazı ne? Bilgi paylaşmak. Çok güzel. Bilgi paylaşmanın olmazsa olmazı ne? Bilgi şöyle paylaşılmaz. Bir gel konuşalım değil. Sistematik. Falan. Toplumun her alanında. Mesela Merkez Bankası bunun çok güzel bir örneğidir. Yani 3 ayda bir enflasyon raporuyla sizle iletişim kurar. 6 ayda bir finansal istikrar raporuyla iletişim kurar. Sıkıntısı varsa hükümete mektup yazar. Faiz kararını verir, 3 gün sonra gerekçesini yazar. Aslında hocam o kadar önemli ki şu söyledikleriniz, devletle toplum arasındaki güven ilişkisinin oluşması için de hem bu şeffaflığın, hem bu bilgi paylaşımın, hem de hiç kuşkusuz o değerlerin çok büyük bir payı var. Çünkü ben ne kadar karşımdaki şeffafsa o kadar güvenirim. Tabii. Orada en kötü durumdaki vatandaş aslında en kötü durumda yeter ki güvensin. Şeye hazırdır. Tabii. Üzerine düşen sorumluluğa. Tabii niye güvenirsiniz? Çünkü şeffaf olan, bilgi paylaşan, bilgiyi sistematik paylaşan size ne diyor? Hesap vermeye hazır. Çok güzel. Çok yani güzel. Her an istediğiniz bir zaman noktasında bu yaptıklarımı, niye yaptığımı size izah edebilirim diyor. Evet, bir temel kural daha çıktı. Hesap verebilirler. Çok önemli. Tabii çok önemli. Evet. Çünkü birbirimizi yani şöyle düşünün. Birbirimizle iletişim kurmada olmazsa olmaz. Çok güzel. Ve birçok kurumsal yapılar itibariyle söylüyorum. Toplumun farklı kesimlerinin bir huzur dengesinde olabilmesi açısından böyle bir noktaya doğru gitmek gerekiyor. Hani en başta dedik ya yani olanla olması gereken arasındaki bu boşluğu doldururken demokratik mekanizmalar derken de bunu söylemeye çalışıyoruz. Çok güzel, evet. Yani orayı güçlendirme, insanların kurumlarla, kurumların kurumlarla, kurumların dış dünyayla belli bir ciddiyette konuşma yeteneğine ne yapması sahibi. Sahip olmuş. Yani belki bu tarafa da bağlayalım. Hani Türkiye'yi düşünürken ben şöyle düşünmeye çalışıyorum. Piyasaların her geçen gün daha güçlenmesi gereken, piyasaların her geçen gün daha fazla güçlendiği, dışa açık, dışa açıklığını her gün daha fazla arttırabilen, dış dünyanın
standartlarıyla kendisini her gün daha fazla ölçmek, değerlendirmek zorunda kalan bir Türkiye. O orada çünkü verimlilik de ne yapacaktır? Bir süre sonra alıp başını geçecek, gidecektir. Yani verimlilik dış dünya ilişkisinde belki de en son dönemde en önemli ülke neresi? En önemli örnek Çin. Değil mi? Sisteme dahil oldukça şiddetli bir şekilde inkişaf eden bir ülke haline geldi. Türkiye'ye örnek olanını söylemiyorum. Yani sadece üretim ve ticaretle iç içe olmanın yaratacağı sonuçlar anlamında söylüyorum. Evet. Ben bu konuşmamızdan hocam şunu anlıyorum ki bütün disiplinler, iktisat bunların başında geliyor. Kendisini sorgularken, olan biteni sorgularken kendi düzleminde olması gereken de neler oluyor deyip o arayı dikkatlice hem de süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Ve burada ki biraz önce özetlediğiniz o çok önemliydi. Şeffaflık, hesap verebilirlik, birkaç maddeyi dikkate alırsak sanıyorum aslında çözülmeyecek sorun yoktur da galiba burada yine ahlaki o temel ilkelerin göz ardı edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü orada çıkarlar giriyor, orada hesaplaşmalar giriyor, orada belki ideolojik tutumlar giriyor, siyasi tutumlar giriyor. Ki onlar da ister istemez mesafedeki olması gerekenin ilkelerini herhalde bertaraf kılıyor diye düşünüyorum. Yani şimdi siz konuşmanızda zaman zaman politik iktisat ifadesini kullandınız. Tabii evet. Çok değerli. Bir şey söylememiz lütfen edelim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Şimdi belki de Türkiye'nin meselelerini anlamak için politik iktisada şu taraftan biraz daha fazla ihtiyacımız var. O da şu, politik iktisat korelasyonları ortaya koyuyor. Tam da o bağlamda söylemiştim. Korelasyon, yani evet. O ortamı şekillendiren unsurlar neler? Oysa ki neden-sonuç ilişkisi, hani bilimin neticede dertlerinden bir tanesini açıklayacak. Açıklama derdi ön planda olduğu için hemen bir neden sonuç ilişkisini kurma çabası var. Oysa ki politik iktisatta öyle bir çaba yok. Yani ortamda ne var? Hangi ortam neyi yarattı? Belki Türkiye'de bu tür çalışmalar içinde sanki farklı bir ihtiyaç var gibi anlıyorum sizin söylediklerinizi. Estağfurullah hocam, bu alan sizin alanınız. Ben sizden çok faydalanıyorum pek çok konuşmamızda. İşte dediğim gibi yani aslında iktisadın nasıl her alanla doğrudan ilgili olduğunu da ben biraz siz iktisatçılardan başta evet. Siz olmak üzere, oğlum olmak üzere sizlerden öğreniyorum. Bu yüzden siyaset ahlak ilişkisinin de Türkiye'de sıkça konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Siyaset ahlak ilişkisi, siyaset ticaret ilişkisi, bu konular maalesef televizyonlarımızda en başta sıklıkla tartışılması gerekir. Ki şu bizim konu başlığımız olan olması gerekenle olan arasındaki o şeyi güzel irdelemiş olalım hocam. Ben belki bir küçük ilave yapayım. Benim de siyasetten beklentim şu. Verimlilik siyasetin gündelik dilinin bir parçası haline geldi. Çok güzel. Evet. Her alanda, her düzeyde verimlilik siyasetin dilinin bir parçası haline geldikçe Türkiye siyasi ahlakla ilgili yol alma hızı da ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü verimliliği konuşmaya başladığınız andan itibaren o sizi oraya ister istemez ne yapacaktır? Ya hocam yine bakın esinlendim sizden. Bizim alanımız bile. Yani dini konuşuyorsak orada verimlilik bağlamında bir somut örneklerin ortaya konulması gerekir değil mi? Ya da değerleri konuşuyorsak, ahlakı konuşuyorsak sonuç itibariyle o verimliliği baz almamız gerekiyor. Yoksa afaki sadece konuşmak için konuşuruz ve sonuç işte içinde bulunduğumuz durum olur. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok keyifliydi benim için. Çok da yine güzel şeyler sizden aldım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir
konuşma fırsatı verdiğiniz için, bir arada olma fırsatı verdiğiniz için. Belki son olarak şunu söylemek istedim. Türkiye'yi, sadece Türkiye'yi değil, birçok ülkeyi iktisatçılar konuşurken uzun dönemde refahımızı ne arttırır? Mal ve hizmet üretme kapasitemiz. Peki mal ve hizmet üretme kapasitesini nasıl arttırırız dediğinizde iktisatçılara verdiğim tek cevap var. Verim dediğimiz arttı. Artırarak, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hem ABB TV adına, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Yavaş adına, bizi dinleyecek olan tüm Ankaralılar adına, hatta tüm Türkiye adına çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür. Çok keyifli bir sohbetti. Bir başka programda yine sizi ağırlamak üzere diyorum. İnşallah yine birlikte oluruz. Efendim, insana dair programımızda bugün bir iktisatçı ile konuştuk ve önemli bir konu başlığına ele aldık. Olması gerekenle olan arasındaki o mesafeyi ve neler yapılması gerektiğini belki konuşmaya çalıştık. Bir başka programda yine sizlerle olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.